Teven enerji değerliğinin uygulamalarını anlatıyorduk. Analizdeki uygulamasını anlattık, yani şu kısmı anlattık. Şimdi sentezdeki uygulamasının ne olduğuna gelelim. Onun detaylarına girelim. Burada iki şeyden bahsedeceğiz. Birincisi, bu Teven enerji değerini bulduğumuz zamanki sonuca bakalım. Şimdi bakın, bu da ne diyoruz? Sol taraftaki devre, 5 elemanlı devreyi kaldır. Bunun yerine şu iki elemanı koy. Bu devrenin yaptığı işi yapar çıkıyor, değil mi? Eşdeğerlik kavramı gelince. Şimdi bakıyorum buraya. VTH burada bağımsız gerilim kaynağı 8 voltmuş. Ben 3 voltluk bir bağımsız gerilim kaynağı koysam oluyormuş. Şimdi eğer piyasada RTH'ı -375 ohm olan bir tane direnç satılsaydı, demek ki ben bu 5 elemanı boşuna kullanmış olacaktım, değil mi? Onun yerine gelsem, bu 2 elemanı kullanırsam bu işin yaptığı işi yapıyor. Şimdi eğer Teven'in eş değeri sonucunda bulduğunuz 2 tane eleman değeri sizin piyasada elde edebileceğiniz elemanlar ise, bu demektir ki size verilen devrenin sentezi iyi yapılmamış. Çünkü 5 eleman kullanmış, ben aynı işi 2 eleman kullanarak yapabiliyorum. Dolayısıyla bir sentezin minimum sayıda elemanla yapılıp yapılmadığını da kontrol etme aracı olarak Teven'in eşlerini kullanabilirim. Peki bu kontrolde ne çıkıyor derseniz, bir koşul söyledim parantez içinde. Eğer bulduğum bu VTH ve RTH'in pazarda satılan elemanlar olması koşuluyla. Şimdi şu RTH -375 ohm diyor ya. 370 ve negatif bir defa direnç elemanı pazarda satılmıyor. Gidip derseniz ki -175 ohmluk direnç istiyorum. Yok bunun karşılığı. Şimdi yok olduğu zaman demek ki bu sentezde bir kusur yok. Eğer olsaydı sentezde kusur var diyecektim. Demek ki olmayan, yani pazarda olmayan bir elemanı elde etmiş olduk biz bu Teven'in işte. O zaman diyeceksiniz ki pazarda olmayan bu elemanın içinde bulunduğu devre benim ne işime yaradı? Matematiksel olarak işime yaradı. Yani ben bu A ve B uçlarına bağladığım yükten geçen akımı hesabımı farklı yükler altında bu akımın ve gerilimin hesabını kolayca yapabiliyorsam, bu negatif direnci aldığımda bu hesabı kolay yapmama yardımcı oluyor. Dolayısıyla matematiksel olarak yaptığımız işe katkıda bulduğu için diyoruz ki bu iyi bir yöntemdir. Ama bu arada bir tane sentez sonucu da çıkardık. Yahu iyi de doğru hesap yapıp sonuçta da pazarda bulunan bir eleman çıkıyorsa, o zaman da diyeceğiz ki bize verilen devrenin sentezi uygun bir sentez yapılmamış. Onun alternatifi olacak bir devreyi ben verebilirim. Maliyeti de düşük deme şansımız olacak. Bir uygulaması bu. Buna da sentez uygulaması diyoruz. Bir ikinci uygulaması da maksimum güç teoremiyle oluyor. Bu teoreme gelelim, bunun hemen altında. Yani sentez başlığı altında iki tane açıklama yaptım. Birisi bu sentezde kullanılması. İkincisi şu maksimum güç. Maksimum güce gelelim. Şimdi Teven'in eşdeğeri üzerinden maksimum gücü açıklayacağız. Nasıl açıklayacağız? Şimdi benim devremin eşdeğeri buydu. Şurada da bir yük var. Şimdi benim maksimum yükü, maksimum buradaki güç kaynağımdan gelen gücün maksimumunu yüke aktarmam için RL'nin değeri ne olmalıdır? Yani bunu yapmak kolay. Nasıl yapacağız? Önce diyeceğiz ki bunun gücünü bulalım, RL'nin gücünü. Şimdi şurası IRL akımı bakın. Şunlar seri bağlı olduğu için VTH bölü RL artı RTH. Bunun akımı. Bu akımı RL ile çarparsam, ki burada yapılmış, o da bunun gerilimi. İkisinin çarpımı PRL, yani bunun gücü. Şimdi bu gücü maksimum yapan maksimum noktaları nasıl bulacağım? RL'ye göre türevini alacağım. Eşittir 0 diyeceğim. Ki bunu siz evde yapın. RL eşittir RTH çıkıyor. Yani benim maksimum güç transfer etme için RL yükünün RTH'a eşit olması gerekiyor. Yani Teven'in direnci aynı zamanda benim maksimum güç transfer edebileceğim yükü de gösteriyor. O bakımdan önemli.
Peki niye maksimum gücü aktarmak istiyorum? Niye bunu yani böyle bir şeyler isterim derseniz? Onun karşılığı da şu. Çünkü bu ne demek bu? Şu devrenin içerisinde bu benim şeyim ya, eşler devrem. Şimdi şurada harcanan güç, bu güç kaynağının gücü bu. Bunun maksimumunu buraya aktaracağım demek, şurada harcayacağım güç minimum demek. Burada harcayacağım güç minimum demek, benim devremin çalışması için harcayacağım güç minimum demek. Yani ne oluyor? Efficiency, verim artmış oluyor değil mi? Ben az bir güç harcayarak, devrem az güç harcıyor, benim istediğimi yapıyor. Bir devre az güç harcanarak istenen işi yapıyorsa o ideal devredir. Yani pratikten örnek verelim. Televizyon alıyorsunuz, daha az güç tüketen bir televizyon mu almak istersiniz? Daha çok güç tüketen bir televizyon almak istersiniz? Daha az güç tüketen istersiniz. Neden? Çalıştırmak için daha az para edeceksiniz. Çünkü güç dediğiniz onun zaman üzerinden entegralini alırsanız enerji, enerjiye de para ödüyorsunuz. Demek ki televizyonu çalıştırmak için ödeyeceğiniz para azalacak. Onun için isterim ki daha az güç harcansın benim devremde. Şimdi şu televizyon ise, bu da bu hoparlör çıkmışı ise ne oluyor? Şurada harcayacağım gücü minimum tutmuş oluyorum. Gücümün büyük bir kısmını geliyorum, yüke veriyorum. O da benim faydalı enerjim olmuş oluyor. Diyoruz, bunu da burada noktalayalım.